Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Radyolojik tetkikler hep duyarız. Zararlıdır, fazla yaptırmayın, zararlı değildir. Hangisi doğrudur? Uzman ağızdan dinleseniz yani zararlı mıdır? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün günümüzde yaşanan en önemli sorunlardan birisi de sağlık konusunda, tabii bunu söyleyeceğim. Bir sürü sorun mutlaka vardır. Sağlık konusundaki en büyük sorunlarımızdan birisi de belki bilgi kirliliği dediğimiz, bilgi kirliliği ya da spekülasyon dediğimiz bir hadiseyle karşı karşıyayız. Bunun sebebi şu: tıp dışı çok sayıda insan artık sanal ortamda ve internette çeşitli yazı ve çeşitli kaynaklar üzerinden enformasyon kirliliği yaratabiliyor. Bu açıdan da birçok şey yanlış ya aktarılıyor, bir şey değiştirilerek aktarılıyor. Bunların hiçbirisinin tabii ki doğruluk payı olup olmadığı konusunda bir fikrimiz yok. Çünkü o kadar kontrol edilemeyecek bir alan ki, özellikle internet ortamı dediğimiz, sosyal medya dediğimiz ortam, kontrol edemediğimiz için burada çok sayıda farklı bilgi kanalları kişiyle temas edebiliyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Radyo bu konudaki en düzgün bilgiyi, bence hani insanlar kaygılanmak istiyorsa bununla ilgili çok iyi radyoloji dernekleri, radyoloji toplum sağlığı yararına çalışan radyoloji kurumları var. Radyoloji tetkikleri hangisi zararlı meselesi? Aslında bence doğada her şey gerektiği kadar faydalı, gerekmediği kadar da zararlıdır. Yani ben radyolojinin herhangi bir tetkikinin zararlı olması meselesinde tek bir tane ayrıntımız var. Bu da gebe kadınların, hani diyelim bir film çektiğinde bunun sonuçları ne olmuştur onu bile bilmediğimiz halde bir gebe kadını riske edemeyecek kadar bir tomografi ortamında, bir yani X ışınıyla çekilen röntgen ortamında bulundurmak istemiyoruz. Ama onun dışında tanısal amaçlı bir radyoloji tetkikin zararlı olması onu kıymetini azaltmaz. Ayrıca da şunu ben size söyleyebilirim. Bunun ne kadar yararlı, zararlı olup olmadığını, size gerekli olan bir durum oluştuğunda gidip doktorla konuşursunuz. Ya ben bunu yaptırırsam yararlı olur mu, zararlı olur mu? Onun için kafanızı boşunuza karıştırmaya, onun için boşunuza kaygılanmanıza gerek yok. Bence bu soruları hiçbir zaman kendinizi meşgul etmeyiniz. Size gerekli olduğu zaman zaten gidip sorarsınız. Yani ben şöyle kaygılarım var, böyle bir sorun var mı diye sorarsınız. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Kadınlarda radyolojik tetkikler farklılık gösterir mi sorusuna cevap mıdır? Yani şöyle bir şey. Biz mesela hani onu da şöyle diyoruz. Mesela diyoruz ki meme kanseri, daha doğrusu mamografi diye bir tetkik var. Biz kadınlar diyoruz ki 35 yaşından önce mamografi ya da 40 yaşından önce gerek olmadığı sürece, ama tabii aile risk faktörleri varsa onda da biliyorsunuz mamografideki radyasyon oranı çok çok düşük bir tetkiktir. Bunu yerine gerçi günümüzde artık MR ikame ediliyor. Yavaş yavaş gerektiğinde MR'a yönelebiliyor. İşte ultrasonla desteklenebiliyor. Ama biz sadece hamile kadınların ve çocukların olabildiğince az X ışınıyla maruziyetini ve hamile kadınlarına da hemen hemen X ışını olduğu ortama sokmamaya özen gösteriyoruz. Ama onun dışındaki spekülasyonların toplum tarafında çok dikkate alınmaması, çünkü bazen diagnostik değeri çok önemli olan yöntemlerin gereksiz sebeplerden dolayı kaçındığını düşünüyorum. Onların o tanısal değerlerini azaltmaz yani. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.